Bu yabancı meselesi. Yabancı meselesini yanlış tartışıyoruz biz. Burada defalarca tartıştık. Yabancı oyuncu konusu konuşulurken Doğu Avrupa örneği veriyor. Evet. Lucescu. Doğu Avrupa diye düzelttiği için ben artık uzatmayacağım üstüne. Ben yani düzeltmeseydi bu açıklama yani yapmasaydı konuşurduk. Adam söylemiş yani. Biz tabii. Doğru. Biz de Doğu Avrupa ülkesiyiz. Tabii. Yani Batı Avrupa var, Doğu Avrupa haklı. Yani Avusturya bir sınır diye düşünsek bu tarafı Doğu Avrupa. Dolayısıyla yabancı sınırı bizim bir üretim politikamızı engelleyen bir şey midir, değil midir? Bu bir tartışma meselesidir. İkinci tartışma meselesi, senin üretimin yasakladığın herhangi bir dönemde, bir ithalatı yasakladığın herhangi bir dönemde verimli olarak artmış mıdır? Bunu sormak gerekir. Yani doğudan ve batıdan ziyade tartışacağın nokta budur. Örneğin, burada Malezya örneğini vermiştim. Malezya finans olarak çok kuvvetli bir ekonomi haline geldi. Çünkü borsasına finans yatırımlarını yasakladı. Asya Kaplanlarının çöküşü döneminde 1999 yılında. Yabancı yatırımcıya borsasını kapattı. Ve finansal terörizm lafını o zaman kullanmışlardı. Yani yatırım olarak geliyorsan gel, yoksa vermiyoruz. Bugün çok kuvvetli bir finans şeyi var, gücü var ve Malezya Devleti'nin fonu, yani o kar ediyor bazı işlerden ve fonunu aktarıyor. Malezya Devleti'nin fonu dünyanın birçok yerinde yatırım yapıyor. Bir tanesi de Türkiye'de. Büyük bir hastane grubunu aldılar. Dünyanın en büyük ikinci sağlık grubu oldular. Dolayısıyla sen bir şeyi yasakladığın zaman senin üretim bandın daha verimli halde işliyorsa yasaklayalım. Ama ben iki yabancılı dönemleri, bir yabancılı dönemleri biliyorum. O zaman milli takımımız 8 yiyordu. 5 yabancı dönemleri de biliyorum. O zaman da şey yiyordu. 2000 yılındaki Galatasaray'ı örnek vermiş Sayın Bakan. Hı hı. 2000 yılındaki Galatasaray da doğru örnek değil. Çünkü 2000 yılında başka bir dünya vardı. 2000 yılında bambaşka bir dünya vardı. Bugün 2018 yılındayız. Belli bir oyuncu sayısında anlaşılacağını, kriterler olabileceğini. 8 artı 3 diye yazmıştım ben. Ya 9 artı 2 ya 8 artı 3 olacak diye yazmıştım. Öyle olacak. Onu söyleyeyim. Gelecek yıldan itibaren. Ama üretim bandını aktif hale getirecek şey yasaklama mıdır? Bence değildir. Kriter var, olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Milli takım kriteri. Bugün belki dünyada da mesela Amerika'ya da ihracat yapmak istediğin zaman bazı ürünlerde bir kotası var veya bazı ülkelere uyguladığı kotalar var. Yerli sanayicisini veya yerli üreticisini korumak için. Ha bunlar olabilir. Senin yerli üretimin yok ki koruyasın diyorum ben de. Yani senin üretiminde problem var diyorum. Sen ne diyorsun Mehmet Ayhan? 20 Ocak 2017 günü her şey başladı. Sayın Cumhurbaşkanı bu ekrandan da yayınlanan futbol zirvesinde ben dedi Cumhurbaşkanı olarak daha çok Türk oyuncu görmek istiyorum dedi. Ve bunu daha önce konuştuk. O onun hakkıdır. Çünkü sonuçta bir siyasiden bahsediyoruz ama futboldan gelen bir adam olarak da Türk oyuncuları daha çok görmek isteme hakkıdır. Biz istemiyor muyuz yani? Sayın Cumhurbaşkanı istiyor. Biz şey miyiz? Her yerde 11 yabancı oynasın diyenlerden miyiz? Aralarında Sayın Bakan'ın da bulunduğu bu 20 Ocak 2017 sonrasında bu fikri savunan herkesin yaslandığı Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı kimseye üretmeyin dedi mi? Demedi tabii. Sayın Cumhurbaşkanı hiç kimseye altın ordu model almayın. Bu memlekette üretim bandınızı kısın, yerli futbolcu yetiştirmeyin dedi mi? Demedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının ardından iddia ediyorum tekrar. 2017 yılının dünyada kendini en geliştirmiş bin kişisinden 10 sporcusundan bir tanesi Cenk Tosun. Onu da biz yetiştirmedik ama Türk oyuncu. Bu topraklarda büyüdü. Evet. Cenk Tosun'u ürettik mi? Yapılandırdık mı? Evet. Kaldırdık mı yukarı? Evet. 20 Ocak 2017'den itibaren literatürümüze Abdülkadir Yusuf girdi mi? Girdi. Kalan bütün tartışmalar lafı güzaftır. Nokta. Tabii canım. Sayın Cumhurbaşkanı'na yaslanıp yeni altın ordularımızın olmamasını istiyorlar. Yeni altın ordularımızın olmamasının ne anlama geldiğini 17 maddede anlatmıştık. Ali, topu tut. Çünkü yeni altın ordular olduğu takdirde dolaşımdaki para azalacak. Dolaşımda para azalınca bu sistemsizlikten nemalanan
menajerinden tut da kötü niyetli kulüp idarecilerine, kötü niyetli kulüp profesyonellerinden tut da kötü niyetli medya mensuplarına kadar dağılan para, çoğalan para azalacak. O yüzden yerli oyuncu bu topraklarda o anlamda istenmiyor. Yerli oyuncuyu sen de ben de hepimiz de istiyoruz. Cenk Tosun'la, Abdülkadir'le, Yusuf'la Cengiz'de gurur duymayan var mı? Tabii. Tabii canım. Bu kadar basit. Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi diye ona yaslanıp. Fakat bir yerli oyuncu lobisi, işte o bahsettiğin kötü niyetli menajerler, yöneticilerden oluşan olduğu ve bazı kalitesinin A olmadığını bilen ama kendini A ya da B ya, gibi pazarlayan oyuncular var. Para trafiğinin takibini devletimiz MASAK yoluyla yapacak. Bak ben bahisin içerisindeyim. Neredeyse bıçak gibi kesildi illegal bahisler. Tabii. Neredeyse bıçak gibi kesildi. Bunu 15 Temmuz öncesi yapacaktı devlet. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İddia. Bunların hepsini yapacaklardı. 15 Temmuz'dan sonra bir sene ileri attı. Bak şimdi senin banka hesabının kılcal damarına kadar gelip illegal bahisi çok ciddi yara verdi devlet. Daha da verecek. O yüzden devlet para trafiğini gözlemlediği anda, devlet paranın nereye gittiğine baktığı anda yerli yabancı tartışması kalmaz. Bu devirde yerli yabancı tartışması da olmaz zaten. Çok doğru söylüyorsun. Doğru. Basit bir örnek vereyim. Peki. Burada anlatmıştım. Kanada'dan bir sipariş verdim. 87 dolardı. 50 doların üstündeki her mal gümrükte takıldığı için onu çekmekle falan uğraştık. Benim Habertürk adına geldiği için Habertürk şirketi falan yardımcı oldu. Yoksa daha da uzun sürerdi. Şimdi 50 doların üstünde bir mal aldığın zaman yerli üreticiyi korumak için gümrük parası ödemek durumundasın artık. Çin'den ticareti kesmek için yaptılar bunu. 5 milyon euroya oyuncu getiriyorsun, hiç kimse bir şey kontrol etmiyor. Doğru. Şimdi bu anladım. Yani burada kontrolü tamam. Herkes mal beyanında bulunsun. Siyasete giriyorsun, mal beyanında bulunuyorsun. Tamam, diyorsun ki ben bilmem nereden milletvekili aday adayım. Aday da değilsin daha. Daha aday değilsin. Aday adayısın. Yani senin gibi aday olan 500 kişi var. Diyelim ki İstanbul 3. bölgeden aday adayısın. İstanbul 3. bölge herhalde 29 tane falan milletvekili çıkartıyor. İlk 29'a girebilmen için 500 kişi var. 29. olsan zaten seçilemiyorsun, hangi partiden olursan ol. Ama sen 500'de bile mal şey... 500 kişinin içinde bile mal beyanı veriyorsun. Diyorsun ki benim işte şuyum var, buyum var, hanımım buyu var, çocuğum buyu var filan. Yöneticiler giriyor abi. Ondan sonra çıkıyorlar 6 sene sonra. Tığ Taber Şahmer'den girip... Falan filan. Övünce yani, gidelim bir. Övünce son cümle. Ben kişisel olarak ve bu masada yani şey katabilirim. İkiniz adına da konuşabilirim. Arkadaşlar her üçümüz de Abdülkadir'leri, Yusuf'ları, Cenk'leri sahada görmekten mutlu. Ama aynı oranda da 2017 yılında yabancı tartışmasından ve bu tartışmanın sürgüt yapılmasından rahatsızız. Aynen. İkisi de hiç çelişik değil, aynı şeylerden bahsediyoruz. Ya abi eski günlere dönüleceğini ben zaten zannetmiyorum. Belli bir kriter vesaire olur da yani dönülsün de 800, dönülsün de Ümit Bozkurtlar, Gökhan Emreciksinler, Mehmet Topuzlar çılgın paralara mı yine transfer edilsin? Yani o tabii trans canım, tabii ondan sonra ortadaki oyun da ortaya çıkıyor. Hacı istedi diye Galatasaray yani, Bülent Akın'a 7 milyon dolar verdi 2001 yılında ya. Hacı istedi diye. Bak şimdi Serkan Aykut 7,5 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu ya. Övünç vardı ya, direkt aklıma geldi. Yani Ümit Bozkurt'la Erman Güraçar'a 5,5 milyon dolar artı 5 milyon dolar verdi Beşiktaş. Ne Erman'ın ne Ümit'in kabahati mi? Ne Serkan'ın? O yabancı sınırının kabahati. İşte onun kriterini bir şekilde getirmek lazım. Neyse. Yabancı oyuncu konusunda kesinlikle bir sınır olmalı. Eğer sınır olursa benim yerli kardeşim daha fazla forma fırsatı bulacak. Sınır olmadığı zaman kendi şehrinde Türkçe konuşamıyorsun, İngilizce günaydın diyorsun. Selim Koç'un cevabı ne? Okuyayım. Sen yorumunu yap bir yana Mehmet ben abi. Ne yorum yapacağım abi? İngilizce günaydın diyorsun. Peki parayı da İngilizce alıyorsun. Hiç TL imzanı görmedik valla. Selim Bey de muhtemelen benzer. Demiş ki Selim Kosif, Türkçe konuşmak istiyor ama transfer ücretini TL olarak almak istiyor. Parayı İngilizce alıyorsun. Euro alıyor demiş. Parayı İngilizce alıyorsun, Türkçe konuşmak istiyorsun. Ki, parayı da Türkçe alalım, parayı TL alalım. İşte yabancı oyuncular. Orada profesyoneller. Tekrar söylüyorum, Sayın Dursun Özbek'in... Ayrıca İngilizce günaydın da ne güzel bir şey ya. İngilizce günaydın her dilde de yani ne güzel. Hani birçok dili öğren, onlarla iletişim kur, dünyaya açıl. Geçen Haziran ayında BIP Spor'da yapmış olduğumuz röportajda Sayın Dursun Özbek'e bizzat sordum. Galatasaray'da bir kişinin dahi, bir yerli oyuncunun dahi o dönem çağrı vardı çünkü Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. O çağrıya uyup ücretini TL'ye çevirmediğini Sayın Dursun Özbek geçen Haziran'da açıkladı. Galatasaray geçen Haziran'da bir tane Türk oyuncu almadı. Ya bunlar boş laflar, boş verelim, geçelim ya. Abi niye geçeceğiz? Tamam boş verin abi. Parayı alırken...
Şimdi İngilizsin, profesyonelsin. Lafa gelince mahalleye oynuyorsun. 2019'a kadar bu işin polemiğin yapılmayacağına göre. 2019'u aynen 2019'dan öyle. 2019'dan sonra da ne olacağını şimdiden çalışsınlar. Bak eğer herhangi bir fikirleri varsa, ben hiçbir şey bilmiyorum. Konuşulmuyor mudur bu kurullarda? Yani eğer şu an herhangi bir fikirleri varsa hiçbir şey bilmiyorum ben. Bekliyorlardı böyle şeyi. Cumhurbaşkanı ne diyecek diye. Cumhurbaşkanı ne diyecek diye. Cumhurbaşkanı 2019'a kadar devam edin dedi. Şimdi bitti. Bir oh dedi. Oh dedi. Şimdi bir rahatladılar. Şimdi mesela biz 2019'dan sonra ne yapacağız? Vallahi billahi düşünmüyorlar. Abi yarın ola hayrola diye çok güzel laf var ya. Abi. Vallahi billahi tallahi düşünmüyorlar şu an. Hayrola karyola vardır. Ferhan Şansoy'un. Dolayısıyla güzel. Baba ya hakikaten böyle federasyon mu olur ya? Neyse şimdi nereye geldik? Nereden geldik biz buraya? Bir şeyden geldik ben başka yabancı bir yere bağlayacaktım. Yabancı sınırı Onur. Ha yabancı sınırı meselesi şöyle bir çok güzel bak. Çok mail geldi. Bak bir şey söyleyeyim. Halk oylaması yap. Ne oldu ya? Yok abi söyle abi ya. Zaten. Muhtemelen mail gelmiştir. Tabii. İnanılmaz mail geldi. Halk oylaması yap halk oylaması. Vallahi bak. Yabancı sayısına hayır çıkacak. Sınırlamasına hayır çıkacak. Hayır. Tabii. Bak bundan emin olun. Türk sınırı gelsin diyecekler. Bak Türklere sınır gelsin. Bak vallahi bu çıkacak. İşte böyle açıklamalar da oldukça zaten olay iyice antipatikleşiyor. Çok da güzel öneriler var. Çok da güzel öneriler var. Mesela bir tanesi demiş ki o zaman yerliye limit konsun. Para limiti. Maksimum işte şu kadar olsun. 6 milyon lira lafı vardı bir ara. Dursun Bey. İşte minimum bu kadar olsun. Bir tanesi demiş ki ilk 6 Avrupa'da temsil ediyor genelde. Onlar işte daha yüksek sayıda yabancı alsın. Son 6 daha az sayıda oynatsın. İşte fondan para dağıtılma. TFF birincilikliği hiç olmasın. Filan. Bunların hepsi baba. Baba çok güzel de TFF birincilikte 10 senedir gol kralları yabancı. Doğru. Siz de daha TFF ikincilik seviyesinde yabancı golcüleri geçemeyen Türkler bir zahmet bir şey oynayın ya. Bir zahmet bir şey oynayın abi. Yabancı sınırlansın. Arabanı yerli alacaksın kardeşim o zaman. Telefonunu yerli alacaksın. Var yerli üretim var. Var. Telefonda da var. Arabada da var. Aslan paranı da yerli alacaksın. Tamam. Evdeki bütün beyaz eşyaların tamamını yerli alacaksın. Yabancı film de izlemeyeceksin. Ceketler var ya bir tane çantanız var böyle taşıyorsunuz hani. 2 milyar 800 bin liralık çantalarınız var ya. Onları da yerli onunla alacaksınız. Onunla gidip başından alacaksın. Tamam mı? Öyle yok öyle. Öyle bir şey yok. Arabanı buraya Alman yapacak. Buraya koyduğunuz çantayı Fransız yapacak. Telefonu Amerikalı yapacak. Arabanı yapacak. Alman yapacak. Kulaklığı Alman yapacak. Sen gidip ondan sonra yabancı. Saçını İtalyan tarayacak. Ama sabah sakallar trip çok güzel. Ama sabah good morning demeyeceksin. Sabah good morning yok. Ya hadi kardeşim hadi ya.